Burada iki tane sayı görüyorsunuz. Üstteki sayı 1, 2, 3 tane onluktan ve 1, 2, 3, 4, 5 tane de birlikten oluşuyor. 3 onluk, 5 birlik. Yani 35. İkinci sayıdaysa 2 tane onluk, 1, 2 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de birlik var. Şimdi tekrar edelim. 2 onluk ve 7 tane birlik. Şimdi de bu sayıları toplamak istiyorum. Evet. Hadi 35 artı 27 işlemini yapalım. Ya da bu blokları birbirine ekleyelim ve toplam kaç tane blok var bakalım. Yani ne yapıyoruz? Burada gördüğünüz tüm bu blokları topluyoruz. Toplama işlemi yaparken birler basamağıyla başlamamız gerekir. Öyle değil mi? Elbette. Burada 5 tane birlik vardı. Burada ise 7 tane. Peki 5 tane birlikle 7 tane birliği toplarsam ne olur? Kaç tane birlik elde ederim? 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 birlik. Burada bir sorun olduğunu hemen fark etmiş olmalısınız. 5 ile 7'yi toplarsam, buraya yani birler basamağına 12 yazamam. Neden mi? Çünkü iki basamaklı iki sayıyı topladığımız bu işlemin sonucunun birler basamağına yalnızca bir tane rakam gelebilir. İki tane değil. Peki bu durumda ne yapmamı önerirsiniz? Mesela şunu yapabilir miyiz? Bu kutucukların 10 tanesini alalım, bir grup oluşturalım ve bu grubu onlar basamağına ekleyelim. Galiba biraz karışık oldu. Gelin şu şekilde anlatmayı deneyeyim. Bakın, bu kutucukların 10 tanesini alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ve şimdi de bu kutucukları bir araya getirerek bu bloklardan bir tane daha oluşturacağım. İşte böyle. Bu bloğu oluşturdum ve buraya onlar basamağının tam üzerine yerleştiriyorum. Evet, burada yaptığım şey aslında çok basit. Bu kutucuklardan 10 tane aldım ve onlardan bir blok oluşturdum. Bu bloğu da onlar basamağına ekledim. Bu yaptığım işleme eldeli toplama da denir. Ve eldeli toplama ya da birlikleri gruplama bana 10 tane birlik yerine bir tane onluk yazma fırsatını verecek. İşte buradaki 10 tane birlik yerine bir tane onluk yazacağım. Onlar basamağına ne taşıyacağımı, yani elde kaç olduğunu bulduktan sonra, birler basamağında yalnızca 2 tane birlik kaldı. İşte şimdi bu birlikleri birler basamağında gösterebilirim. 2 tane birlik için buraya 2 yazmam yeterli olacak. Eldeki onluğu da bu şekilde gösterelim. Evet, elde var bir onluk. Elde var demek ya da eldeli toplama terimleri size garip gelmiş olabilir. Ama aslında hiç de garip değil. Bakın, 5 artı 7, 12 eder. 12'nin 2 birliğini, yani ikisini birler basamağına yazarız. Ve 12'den geriye 10 ya da bir tane onluk kalır. İşte bu onluğu da onlar basamağına taşırız. Ve taşıdığımızı unutmamak için de elde var bir onluk ya da kısaca elde 1 var deriz. Bir de şu şekilde göstereyim. 5 artı 7, 12 eder. 2'yi birler basamağına yazdık. 12'nin birini de onlar basamağına taşıdık. İşte bunun için elde var 1 deriz. Aslında yaptığımız tek şey, 5 artı 7'nin sonucundan geriye kalan onluğu onlar basamağına taşımak. 2'yi de birler basamağında göstermemizi unutmayalım tabii. İşte buraya yazdığımız 1, elde bir tane 10 olduğunu gösterir. Direkt onlar basamağına eklemek yerine, buraya yazarak işlemi daha kolaylaştırmış oluyoruz. Son kere tekrar ediyorum. 5 ile 7'yi topladık, sonucu 12 olarak bulduk. İki basamaklı iki sayıyı topladığımız bu işlemde, birler basamağına iki basamaklı bir sayı yazamayacağımız için, 12'nin 10 tane birliğini grupladık ve elde var 1 diyerek onlar basamağına taşıdık. Böylece 12'den geriye 2 kaldı ve 2'yi de birler basamağına yazdık. 5 artı 7, 12 eder. 1 burada, 2 de burada. Sırada ise onlar basamağı var. Bir bakalım, onlar basamağında neler oluyor? 1 onluk artı 3 onluk artı 2 onluk. Bu işlemin sonucuysa 6 onluk eder. 1 artı 3 artı 2, 6 eder. Hop! Ne garip oldu. Bir dakika. Böyle bir şey yapmak istememiştim. Evet, düzelttim. Nerede kalmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane onluk. 1 artı 3 artı 2, 6 onluk. 35 artı 27, 62 eder. 35 artı 27, 6 onluk artı 2 birlik eder. Yani 62.